Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütçe görüşmelerinin son akşamına geldik. Yarın tüm üzerinde görüşmeler yapılıp tümü oylandıktan sonra inşallah ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı bir bütçe yapmış oluruz. Güçlü devletlerin güçlü bütçelere ihtiyacı vardır. İnşallah bu bütçede ülkemizin gücüne güç katar diyorum. Sözlerime başlarken yine Doğu Türkistan'da yaşanan soydaşlarımıza yapılan zulmü kınamak istiyorum. Orada adeta kardeşlerimizi evlerinden çıkamaz hale, konuşamaz ve hiçbir faaliyette bulunamaz hale getiren Çin devletini de, bu zulmü yapan Çinlilere de kınıyorum. Ve inşallah Allah nasip edecek, o Çin'e yeniden bir Çin setli yaptırmayı, Türk milleti onlara yeniden bir Çin setli yaptırmayı nasip edecektir diyorum. Çünkü onlar geçmişte Türklerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar ama şu anda bizim kardeşlerimize de çok ağır zulümleri yapıyorlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin senatosunda alınan kararı da burada kabul etmediğimizi, kınadığımızı beyan etmek istiyorum. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi parti grupları, bir siyasi parti hariç diğer siyasi parti gruplarının tamamı bu kararı kabul etmediklerini ve kınadıklarını beyan etmişlerdir. Biz de buradan kabul etmediğimizi ve kınadığımızı söylemek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri önce kendi tarihine baksın. Kızılderililer ne oldu? Nereye gittiler bu Kızılderililer? Zencilere yapılan geçmişteki zulümleri, onların demokrasi istediklerinde, hak hukuk istediklerinde Amerikan polisinin, Amerikan askerinin nasıl davrandığını çok iyi biliyoruz. Hala bir zenci bir yerde bir eyleme karıştığı zaman anında silahla müdahale edildiğini de çok iyi biliyoruz. Onun için onların bize demokrasi adına öğretebilecekleri hiçbir şey yok. İnsan hakları adına öğretebilecekleri hiçbir şey yok. Kendi tarihlerine baksınlar, kendi geçmişlerine baksınlar. O zaman daha iyi düşünür, daha iyi karar verirler diye düşünüyorum. Yine Doğu Akdeniz'de yaşanan bir hadise var. Hakkımız olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti üzerindeki garantörlüğümüzü de kullanarak ve kıyılarımızdaki haklarımızı da kullanarak Libya ile yaptığımız bir anlaşma var. Bu anlaşmanın neticesinde inşallah orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz kendi haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Ve orada bizi devre dışı bırakmaya çalışan, bizi yok sayan ülkelere de var olduğumuzu göstermemiz lazım. Böylesi milli meselelerde hem Amerikan Senatosu'nun hem işte Libya ile yapılan anlaşmaların konuşulduğu dönemlerde burada bütün arkadaşlarımdan istirhamım, bütün siyasi partilerden istirhamım, milli meselelerimizi siyaset üstü tutmamız lazım değerli arkadaşlar. Burada siyasete alet etmememiz lazım. Amasız, fakatsız, lakinsiz bu meseleleri burada savunmamız lazım. Tamam, çıkıyoruz. Diyoruz ya çok güzel olmuş. Bunu oy verelim, kabul edelim ama ya bu ammasını da geçelim kardeşim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bir şey yapıyorsa ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletimizin lehine bir şey yapılıyorsa bunu hep birlikte desteklememiz lazım. Hep birlikte arkasında durmamız lazım. Ya şimdi Suriye meselesi konuşulduğunda Türk askerine işgalci deniliyor. Türk devletine işgalci deniliyor. Biz orada kendi haklarımızı korumaya gidiyoruz. Ülkemize yapılan terör saldırılarını önlemeye gidiyoruz. Sınırımızda kurulacak terör devletlerini ortadan kaldırmaya gidiyoruz. Biz işgalci falan değiliz. Biz kendi haklarımızı savunmaya gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometreden gelip orada hak iddia ederken, Rusya bilmem nereden gelip orada hak iddia ederken, kimsenin sesi soluğu çıkmazken Türk askeri girdi miydi? Türk devleti işgalci, Türk askeri işgalci. Biz Osmanlı Devleti döneminde de işgalci değildik. Selçuklu döneminde de işgalci değildik. Şu anda da işgalci değiliz. Ama hemen sınırımızda, burnumuzun dibinde kurulacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerine zarar verecek terör devletçiklerine de asla müsaade etmeyiz. Onun için bu noktada biz askerimizin, devletimizin arkasındayız. Almış olduğu kararı da
Tamamlayalım. Almış olduğu kararı sonuna kadar destekliyoruz. Oradaki bütün askerlerimizi Cenab-ı Allah korusun. İnşallah onların tırnağına taş değmesin. İnşallah sağ selim güvenlikli bölgeyi oluşturarak ülkemize geri dönerler. Zaten Suriye meselesi başladığı günde Sayın Genel Başkanımız demişti. Bizim orada güvenlikli bölge oluşturmamız lazım. Gelecek bütün göçmenleri de orada barındırarak yurt içerisine almadan tamamen kontrol altında hem Suriye meselesini oradaki güvenlikli bölge sayesinde terör konusunda üzerimize gelecek saldırıları önlemek hem de gelecek mültecileri orada ağırlamak adına bu güvenlikli bölgeyi oluşturmak doğrudur diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.